İki gündür ben çekiyorum canım sağ olsun diyor. Geçtik bunu. Yazmıyor sezgisel falan diyor. Dandikleri de var. Merhaba arkadaşlar. Bir aktüel ürün incelemesinde daha beraberiz. Bu arabalarımızın içinde çok sık kullandığımız, bu hafta BİM'e gelecek olan bir ürünlerden bir tanesi Bluetooth kulaklık. Ya gerçekten Bluetooth kulaklığı kullanmayan arkadaşlar için çok şey kaybetmişsiniz diyebilirim. Hemen incelemeye geçelim. Geçtik bunu. Şimdi Jabra Bluetooth kulaklığa geçmeden önce Bluetooth kulaklık kullanmayan arkadaşlara kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Ya gerçekten Bluetooth kulaklık hani kullanmayan arkadaşlar için kesinlikle hayatımızı kolaylaştıracak bir durumdur. Neden diye sorarsanız şöyle bir durum var. Trafikte en çok kazaları oluşturan sebep şu, hani akıllı telefonlarımız. Onlarla konuşurken işte ya da mesaj yazmaya kalkarken böyle bir durumlar da oluyor. Arkadaşlar rica ediyorum, telefonla konuşacaksak hemen sağa çekelim, telefonumuza konuşalım. Böyle bir durumlarda kazaya sebebiyet vermeyelim. Ama önemli bir durum varsa ya böyle bir icattan bir tane satın alabiliriz. İlla Jabra değil. 10 liraya da var, 20 liraya da var, dandikleri de var. Böyle bir şeyi satın alıp, yani bu konuyu ayrıca söylemek istiyorum. Böyle bir kulaklık alıp işlerinizi hem aksatmadan devam edebilirsiniz. Şimdi Jabra kulaklığa geldiğimiz zaman ben önceden BİM'in getirdiği başka bir ürün kulaklığını kullandım. Bu kadar kaliteli değildi. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ama şöyle bir durum. Kulaklık alırken dikkat edeceğimiz bazı hususlar şu şekilde. Birincisi kulaklığının şarjının ne kadar gittiği. Gerçekten bu önemli bir noktası. Çünkü kulaklığı yanında taşıyorsunuz. Yani ikiye bir telefonunuzun şarjını mı takip edeceksiniz yoksa bir kulaklığın şarjını mı takip edeceksiniz? Bu noktada gerçekten Jabra bir kulaklık markasıdır. Gerçekten kaliteli kulaklıklar üretiyor. Yaklaşık 1-1,5 milyara kadar kulaklık çeşitleri bulunuyor. Gerçekten kaliteli işleri yapıyor. Yani bu işi hakkıyla yapan bir kulaklık diyebiliriz. Bu ürününde de yaklaşık size 9 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Gerçekten güzel bir saat. Yani yaklaşık 9 saat vermese bile, size 8 saat, 7 saat bir ürün verse bile, bir günü kesinlikle çok konuşan biri olsa bile ihtiyacınızı kesinlikle görecek diye düşünüyorum. İkinci en önemli özelliği ise bu kulaklığı açık bıraktığınız zaman gerçekten Bluetooth da açık olduğu için biraz şarj yiyor. Bu kulaklık açık olduğu zaman size tamı tamına tam 9 gün kullanım ömrü veriyor. Yani azımsanacak bir ömrü değil. 9 gün. 9 gün olmasa bile hadi 7 gün olsun. Bir hafta boyunca hiç kullanmasanız bile diyor ki kardeşim şarj etmeyeceksin. Bu kulaklığın asıl çalışma mantığı da şu şekilde. Bluetooth'la telefonunuzu bağlıyorsunuz. Kulaklığı kulaklığına takıyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum. Telefon geldi. Araç kullanıyorsunuz ya da bir işle uğraşıyorsunuz. Elinizi kullanamıyorsunuz. Kardeşim cebimizden telefonu çıkaracaksınız da açacaksınız falan filan. Böyle bir durum yok. Kulaklığınızda takılı olduğu zaman, aktive edildiği zaman, bir arama geldiği zaman kulağınızın içinde hafiften bir telefon çalıyor. Bu telefonu direkt kulaklığın tuşu olan tuşuna basıp direkt açabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Telefonunuza değmeden kulaklığı açabiliyorsunuz. İkinci önemli özellik ise kulaklığın üzerinde ses açma ve kısma tuşlarının olması. Bu tuşlar size sesi açma ve kısmaya yaran tuşlar oluyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. İkinci durumsa ya bunun şarjı ne kadar kaldı diye üstünde bir belirteci yok. Bunu böyle bir şey beklemeyin. Kulağınızda takılırken size bir bildirim geliyor. Şarjının azaldı. Size bildirim olarak bildiriyor. Yani ne kadar kaldığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Son olarak da kimsenin demediği ve üstünün ürünün üstüne yazmadığı bir şey belirtmek istiyorum. Yani bazı arkadaşlar için gerçekten işine yarayacaktır. Bu kulaklığı müzik dinlemek için de gerçekten kullanabiliyorsunuz. Bunu üründe yazmıyor ama bunu böyle kullanılabiliyor. Bunu da şöyle kullanıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Kulaklığı aktive edip direkt kullanamıyorsunuz. Google Play Store'dan ya da App Store'dan girip Bluetooth kulaklık müzik dinleme gibi aratmalar yaparak oradan bir tane Android uygulamayı indirin. O uygulamayı çalıştırdığınız zaman otomatik olarak cep telefonunuzda çalan müzik kulağınızda dinleyebilirsiniz. Yani hem boş kullanmamış olsun hem kulaklık yerine gerçekten çok güzel bir kolaylık. Yani elleriniz serbest bir şekilde işlerinizi yapıp ve hem müziğini dinleyip hem de eşinizle, dostunuzla, işinizle konuşabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şey düşünülmüş. Yazmıyor sezgisel falan diyor. Jabra kulaklığın genel kullanıcı yorumlarını da okuduğumuz zaman anlattıklarımızın dışında bir kötü bir yorumunu da görmedik. Genelde kullanıcılar memnun. Zaten HD ses kalitesiyle geliyor. Gerçekten güzel bir kaliteyle geliyor. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bence kaçırılmayacak bir durumdadır. Ama şöyle de söyleyebilirim. Yani bunun daha aşağı fiyatları da var. Hani bu kalitede değil ama 30 liraya 20 liraya bulabileceğiz alternatifleri de bulunuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu aşağıda vermiş olduğumuz linklerden bu ürünü kullanıcı yorumlarını ve alternatif fiyatlarını size bir kıyak. Bunun daha ucuz fiyatlarını da eklettireceğim arkadaşlara söyleyeceğim. Bunu da ekleyeceğim arkadaşlar. Buradan bakın bir düşünün artık buna bu fiyat biçilir mi? Yeter mi? Bütçenize bakın. Uygunsa bence alın. Aldıktan sonra diyeceksiniz ki gerçekten çok konuşan birisiniz. Ya gerçekten niye önce ben almadım diyebilirsiniz. Bize abone olup Pinti Adam ailesini daha yeni karşılaşıyorsanız kanalımıza abone olup ailemize katılmayı ve bizim takipçimizseniz bizi beğenmeyi ve bizi yorumlarınızla gazlamayı unutmayın. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.